Arkadaşlar, hepimizin malumu olduğu üzere hükümetimiz Kore'ye asker gönderme kararı alarak bütün dünyanın takdirini toplayan bir icraat gerçekleştirmiştir. Öyle ki muhalefet partisi CHP bile karara saygı duymak zorunda kalmış, sınır dışına asker gönderme kararının meclise ait olduğunu ileri sürerek ancak biçimsel açıdan itiraz edebilmişlerdir. Müsaade ederseniz ben de bu konuda birkaç şey söylemek isterim. Buyurun Muzaffer Bey. Evet. Arkadaşlar, sözlerimi öncelikle hükümetimizin aldığı bu kararı hiç doğru bulmadığımın altını çizerek başlamak istiyorum. Basında uzun zamandır Güney Kore lehine bilinçli bir propaganda başlatıldı. Öyle ki binlerce Türk genci hür dünya için savaşacaklarına inandırılarak hazır kıta haline getirildiler. Halbuki bu Türkiye'nin savaşı değil. Meselenin hür dünya ile falan da ilgisi yok. Bütün mesele Amerika ile Sovyetlerin çakışan menfaatleridir. Dünya ile birlik olmanın, NATO'ya girmenin nesi kötü Muzaffer Ağa? NATO'ya gireceğiz diye Amerika'ya yaranarak binlerce gencimizin kanının dökülmesi iyi bir şey mi peki? Amerika lehine hür dünya sloganları atarak bu kandırmacıya alet olmak bize yakışmaz beyler. Muzaffer Bey, Sayın Menderes'in bir sözünü hatırlatarak sizi uyarmak zorundayım. Kore'ye asker gönderilmesi aleyhine yapılacak propaganda ve tahrikat hiçbir surette iyi niyete yorumlanamaz. Bu gibi hareketler ceza kanunumuzda suç sayılmıştır, demiştir Sayın Başbakanımız. Canım, Sayın Başbakan'ın her söylediğini, her icraatını yanlış olmasına rağmen sorgusuz sualsiz kabul edeceksek nerede kaldı Demokrat Parti'nin demokratlığı? Söyler misiniz Allah aşkına? Yeter be, bıktık altı senin bu hizbiciliğinden. Beğenmiyorsan istifa et kardeşim. Burada toplanmamızın sebebi hükümetin aldığı her kararı alkışlamaktan mı ibaret arkadaşlar? Kendi aramızda bile eleştiriye tahammül edemeyeceğiz anlaşılan. Muzaffer, dur bekle bir, dur. Ya ne adamsın be. Ben sana aylar evvelinden tembihlerdim. Unuttun mu? Tembihlerdin beni bir para paşazade. Hangisini soruyorsun? Ya birader, ben sana önemli olan ne partiler ne de parti tüzükleri. Önemli olan senin benim menfaatlerimizdir demedim mi? Her toplantıda çıkıntılık yapmanın ne alemi var ha? Aynı zamanda en dürüst politikacı saf değiştirdikten sonra değiştirdiği safta kalandır dememiş miydin? Evet, demiştim. Ben de dürüst politikacı olmaya çalışıyorum işte. Bunda şaşılacak bir şey yok.